Şimdi öncelikle Resource sayfalarına bakacağız. Resource sayfaları sayfa tabanlı web uygulamalarını kolaylaştırıyor. Geliştirilmesini kolaylaştırıyor. Kodlamamızı kolaylaştırıyor. ASP.NET ortaya çıktıktan sonra, yıllar sonra, özellikle MVC ortaya çıktıktan sonra Resource sayfaları da ortaya çıktı. C# kodlarımızı HTML ile bütünleştirebilmemizi sağlıyor. Zaten şunu söylemişimdir arkadaşlar. PHP, ASP ve diğer web programlamalarının hepsinde bir, HTML etiketlerimiz var. İki, o etiketler arasında ne yapıyoruz? Bir veri yazdırıyoruz. Örneğin PHP'den bakalım. Şurada daha önceden de gördüğümüz PHP'yi görüyorsunuz. Bakın, ULE etiketini açmışım. Bu bir HTML etiketi. Sonra PHP dünyasına geçiyor demişim. Echo yazarken de içeriye bir li etiketi ve dolar i diyerek buradaki dolar i'yi çekmişim. For döngüsünden işte kaç tane li yapacak? Burada sıfırdan başlayıp 9'a kadar gidecek. 10 tane li etiketi göreceğim. Burada aynı uygulama ASP'de nasıl yapılıyormuş? Bakın şöyle bu işaret ASP dünyasına geç. Burada tekrar ASP dünyasına geç. Çık, geç. Çık gibi biraz daha kod yazması zor bir yapı. Daha fazla bakın bu işaretlerden kullanıyorsunuz. Çünkü burada ASP dünyasına geçtiğinizi veya o dilin dünyasına geçtiğinizi söylemelisiniz. Bakın şurada ben diyorsunuz ki ben PHP dünyasına geçiyorum. Evet. Kaçınılmaz bir şey. HTML etiketleri var. Şimdi Razor'da da böyle. Ama Razor sizin C# kodlarınızı gömmenize yardımcı oluyor. Şöyle ki, et diyorsunuz, şu işaretten sonra artık sizin C# kodunuzu yazabilirsiniz. Ama tek satır halinde. Tek satırı yazdınız. Sonra o tek satırla işiniz bitti. Örneğin alt satıra geçtiniz. Bakın tekrar bir HTML etiketiyle başlayıp ardından et işareti yapıp i. Bu et i demek şuradaki i değerini alacağım anlamına geliyor. Tabi hocam diyeceksiniz birden fazla satır kod yazabilir miyim? Evet, şöyle bakın süslü parantezleri kullandığınız sürece birden fazla satır kod yazabilirsiniz. C# kodu yazabilirsiniz. Şimdi ben Visual Studio Code'da geliştireceğim demiştim. Öncelikle kendimize bir folder yaratalım. Bir dizin yaratalım. Open folder diyorum. Bir tane folder'ı yaratıyorum. Nereden olsun bu? Masa üstünde. Şuraya ders 09 diye bir klasör açayım. Klasörümü seçeyim. Hatta yolda kopyalamanızı öneririm. Yolda kopyaladım. Klasörümü seçtim. Şu anda ders 09 klasörü içindeyim. Tamam, projemi açtım. Artık resource sayfalarını buraya oluşturmaya başlayabilirim. Ama ondan önce şunu yapacağım. Tabii ki bizim o sayfa içine gidip .NET New dememiz gerekiyor. Kolayca bir uygulama oluşturmak için. Onu da bir hatırlayalım öncelikle. Tabii ben nesne yönelik programlama derslerinde anlatıyorum bunu ama ya da burada da bir görelim. Öncelikle terminal açacaksınız. Ardından klasörünüz, bakın burada klasörüm benim şu anda uygun değil. Ders 09 klasörüne gittim. Bu yolu kopyaladığım için kolay şekilde bu yoldan gidebildim. Şu anda ders 0 klasöründeyim. Bakın herhangi bir dosya yoktur diyerek içindeki dosyaları görebilirsiniz ama sol tarafta da explorer kısmından da görüyorum dosya yok. Bundan sonra .NET New diyebilirim. Hiçbir şey yazmıyorum öncelikle. Bakın arkadaşlar .NET'le geliştirebileceğiniz uygulamaları görüyorsunuz. Genelde nesne yönelik programlarda konsol uygulaması geliştiriyorduk. Burada arkadaşlar classlib de geliştirmiştik sanırım nesne yönelik programlama derslerinde. Burada unit testler geliştirebiliyorsunuz. Konuya hiç girmeyelim. Razor sayfaları geliştirebiliyorsunuz. Bakın page yazarak. Boş bir core projesi oluşturabiliyorsunuz. MVC projesi oluşturabiliyorsunuz. React, Angular, React.js ve Redux.
gibi farklı projeler oluşturabilme şansınız var. Şimdi ben burada hangisini oluşturacağım? Web app demişim. Web application şurada. Şunu oluşturmuşum. Bakın web MVC ve Resort Page diyor. Bu etiketlere sahip. Resort sayfalarında kullanabildiğimizi görüyoruz. Burada siz isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Sadece Resort Page de oluşturabilirsiniz. Web ASP.NET etiketlerine sahip burada. Ama ben direkt şunu alıyorum. Çünkü biraz da görsellik de oluşturacak bu diye düşünüyorum. Şu anda oluşturmaya başladı. Bakın burada benim bir root'um geldi. Burada page'ler geldi. Bakın bayağı bir kod yazdı. Burada index CSS dosyam geldi. Evet, bayağı bir eklenti geldi. Burada bir güncelleme paketi de kuruyor. Ama ona sonra bakacağız. Evet, şimdi projemizi kurduk. Projemizi tabii açıklamasına daha girmedim. Ama buradaki indeksin çalışacağını tahmin edebiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar ilk çalıştırmayı yapalım önce. Diyeceksiniz, hocam hangi web sunucusu çalışacak? Arkadaşlar Microsoft sunucu bağımlılığını ortadan kaldırmış. Hani PHP çalıştırmak için ne kurmuştuk? Apache kurmuştuk. Apache'de çalıştırıyorduk. Burada arkadaşlar herhangi bir web sunucusu Apache olur. Nginx olur. Internet Information Server. Kurmanıza gerek yok. Peki nasıl çalıştıracak? Arkadaşlar yerel bir sunucu var. İsmi Kestrel. Kestrel, bakın açıklaması da vardır. Bir şekli var mı diye merak ettim. Evet. Kestrel ne yapıyor? Sizin ASP.NET Core Application'ınızın application kodunu alıyor. Kestrel'den geçip internet ortamına çıkabiliyor. Bir anlamda buradaki bakın web sunucularının yaptığı işi yapıyor. Evet. Demek ki onun üzerinden çıkış yapabileceğiz. Tamam. Güzel. Ekledik. Artık çalıştırmaya geçelim. Run start debugging diyorum. Bakalım Kerstin çalışacak. Report vermesi falan lazım. Localhost'ta. Evet. Ne yazık ki bir sorun çıktı. Evet, sorunu Google'da bir araştırayım. Şöyle kopyaladım. Stack Overflow çıktı. Evet, orada benzer bir hata aldığını buraya yazmış ve sormuş. İlk gelen cevapta bakın daha onaylanmamış cevap. Şunları şunları yap diyor. Deneyelim. Tabi bunun için terminal ekranını kullanacağım. Şurası. Öncelikle close etmeliyiz. Close ettim. Burada herhangi bir sorun çıkarmadı. İkinci aşamaya geçelim. Tabii. Evet diyelim. Evet, bu da oldu. Restart. Olur mu? Emin değilim ama deneyim. Böyle bir komut değil. Direkt Visual Studio'muzu restart edelim. Böyle bir komut var mı merak ettim. Yok, böyle bir komut yok. Ne yapacağız? Close folder yapalım. Open folder yaparsak zaten restart etmiş oluruz. Ders 9, open folder. Evet, hazır gibi. Şimdi tekrar run diyorum. Buradaki yazılara dikkatinizi çekerim. Kaçırdım o yazıyı. Terminalde var mı? Şu an dinleme işlemi başladı. Fakat hangi porttan başladı? Şurada bir yerde yazıyordu. Evet bakın. Şurada yazıyor. Şu an dinlemeye başladım diyor. Neyi diyor?
HTTPS 5001. portu ve ayrıca bakın HTTP'yi de dinliyor. Onun için de 5001. portu. İki portumu dinlemeye başladım. Da sorun var mı? Aman dikkat, bu portlarınız başkaları tarafından kullanılmasın. Aksi takdirde bu portları alamaz. Şimdi uygulamamla çalıştığı bir web sayfası oluştu. Şöyle ki, bakın ders 09 yazıyor. Burada iki tane linki görüyorsunuz. Home directory'si var. Bu indeksi gösteriyordur diye tahmin ediyorum. Ve burada bakın nasıl web sayfası yapacaksınız, bunun linkine tıklayın diyor. Bunları yavaş yavaş değiştirmeye başlarız. Peki şuraya tıkladım, buraya gittim ve geriye gittim. Güzel. Ben şimdi şurasını açacağım. Çalışma alanında acaba yazsam olur mu diye düşünüyorum. Şu page'ler içine kendi sayfalarımı ekleyebilmeliyim diye düşünüyorum. Ama adım adım gidelim. Evet, sorunumuzu çözdüğümüzü gördük. Bunu kapatabiliriz. Şeker sınavı çalıştırdık. Klasör yapımıza baktık. Bakın, VRoot klasörü statik dosyaları tutmak için kullanılıyor. Resim, CSS, JavaScript vesaire. Pages, Razor sayfalarının olduğu klasörümüz. Bakın, şu Pages, Razor sayfalarının olduğu. Hatta hazır yazılmış Razor sayfaları var ama daha bakmadım onlara. Application Settings, Ayarlar bölümü. Bakın şurada. Ve şu dosya. Bu dosyada development, geliştirme için yazılmış bir dosya. Bir de Program CS var. Program CS'de ilk çalışan dosyamdır diye tahmin ediyorum. Ve nesneleri programlamadan orada bir statik bölüm olacağını tahmin edebiliyorum. Evet, statik bir main var. Statik main şunu çalıştırıyor. Bir web host builder yapıyor ve o da bakın buraya bağlı. Bunun çok açıklamasına girmiyorum. İşte çünkü bu fonksiyonun bir ismi var. Bunlar da C# yeni gelmiş özellikler. Ama buraya açıklamaya girmeyelim. Ama şu da web ortamını hazırlıyor diyebiliriz. Ve en sonunda da Startup var. Hizmetleri ve istek hattının yapılandırmasını sağlıyor. Razor sayfalarının kullanılabilmesi de burada başlatılıyor. Bakın burada hangi ASP.NET teknolojilerini kullandığınız, konfigürasyon bilgileriniz ve diğer bilgileriniz veriliyor. Bir hata oluştuğunda ne yapılacak? Konfigürasyonlarınız ve diğer bilgiler. Onları da görmüş olduk. Şimdi gelelim merhaba demeye, işin zevkli kısmına. Öncelikle ben mevcut dosyaları incelemeyeceğim. Şuraya kendim bir tane dosya oluşturacağım. 01.cs.html. Bakın M Java C# CS kelimesi geçiyor. CS C# demek. Hem de HTML geçiyor. Şimdi Razor sayfamı buraya yazabilirim. İlk merhabamızı yazarak başlayalım. Bunun için yapmamız gereken öncelikle Razor'u kullanacağımızı sisteme söylemeliyiz. Bunu et işareti yapalım. Page yazarak Razor'u kullanacağımı söylüyorum. Ardından artık Razor kodları yazmaya geçebilirim. Buradaki gibi ben de yazmak istiyorum. Merhaba Razor sayfaları. Şu anda sistemden saati çekiyorum bakın. Şu andaki zamanı çekiyorum. Bakın bu et işaretini yaptığımda ne oluyordu? C# bölümüne girdim. .NET Now. O andaki sistemin saatini çektim. Şurası ise HTML. Evet, Ctrl S demeyi unutmayın. Dosyamızı kaydettik. Şimdi diyeceksiniz ben bu dosyayı nasıl çağıracağım? Bunun için 0.cs HTML şeklinde çağırmıyorsunuz. Bakın hata alırsınız. Çağırırken yapmanız gereken şu. Sadece ve sadece 01 demek. Evet. Merhaba Razor sayfaları. Bakın. Sistemin saat hakkında bilgi verdi.
Şimdi tekrar geri dönelim. Burada şunu da bakalım. Tamam merhaba dedik ama kaynağı görüntüleyeceğim. Şunun üst kısmının nereden geldiğini şu anlık açıklamıyorum. İleride açıklayacağım bunu. Benim yazdığım kısım sadece ve sadece şurası. Bakın benim şu bölümüm dinamik olarak geldi. Ama şu bölümüm statik. HTML bilgileri. Bakın görüyorsunuz. Peki biz kodumuza bakalım. Kodumuzda bakın şurası statik dedik. Burası dinamik. Çünkü burası direkt o anda sunucunun saatini çekti. Bunu da görmüş olduk. Şimdi örneklerimizi arttıralım yavaş yavaş. İkinci örneğimiz sunucu tarafından bu sunucu tarafı bu istenmiş tarafı. Sunucu tarafında şöyle bir kod var. Using diyorsunuz. Razor page, intro page, nokta page. Orada sizin bir modeliniz var. Örneğin et model, örnek model. O örnek modelden gidip oradaki bilgiyi çekiyorsunuz. Fakat bunun için tabii ki bir CS dosyasına da ihtiyacınız var. O zaman iki tane dosya mı ihtiyacımız var? Evet. Bir, şu dosya. İki, şu dosya. Gelin oluşturalım bu dosyaları. Şimdi şuradan 02.cs HTML. Bu birinci dosyam. İkinci dosyam artıya bakarak yine 02.cs html.cs. Bu da CS dosyam. Bir anlamda C# dosyam. Bu da Razor kodlarını yazabileceğim dosyam. Şu iki dosyayı birbiriyle nasıl konuşturacağız? Şimdi oradayız. Bunun için yine kod bölümümüzü açalım. Buradan öncelikle şu kodu kopyalayayım. Bu kodun ne yaptığını önce anlayalım. Yanlış yere yapıştırdık. Bakın namespace şurada çok çok önemli. Namespace ismi bu. Örnek model klasımın ismi. Bu bir page model. Mesaj istenince get ve set olsun ama set private. Demek ki private sadece burada kullanılabilir. Burada set edilebilir. Ama get'le dışarıdan çekebiliriz. Bunu private yapmış. Altını çiziyorum. Burada C# bir property. Page model. Bakın bu mesajım bu. İstekte bulunduğu anda yukarıdaki mesajıma ekle. Neyi ekle? Sunucu saatini. Buraya kadar sorun yok sanırım. Şimdi deneyelim mi bunu? Ctrl S. Fakat şöyle bir şey. Şu anda siz 02'yi çağırırsanız herhangi bir şey olmaz. Görelim. Görelim. Çünkü 02'de de bakın şu anda hiçbir şey yok. Oraya şunu diyorum. Öncelikle Razor sayfalarını kullanacağımı söylemek zorundayım. Razor sayfalarını kullanacağım. Razor page intro page'i kullanacağım. Namespace bilgim. Ve onun için de modelim de örnek model. Örnek modelim içinden add model diyorum bakın. Add model mesajı al. Ayrı bir dosyadan gelen veri. Bakalım gelecek mi? Bunun için giriyorum. F5 yapıyorum. Ufak bir hata var. Razor page referanslarında yok. Benim şöyle bakacağım. Şu indekse bakarak karar verebilir miyim? Yok. İndeks CS'e bakarak. Bakın ders 09 page. Benim namespace'im buymuş. Şunu namespace'te sorun çıktığı için
Buradaki benim klasörümün namespace, ilk yarattığım. Onu diyorum. Bu durumu da aşacak mıyız bakalım. Aa, bu arada tamam, bu güzel. Şimdi benim sayfam burada istekte bulunuyor. Ne isteğinde? Burada ders 9 diye değiştirmemize bile gerek yoktu aslında. Ama böyle yapalım hadi. İstekte bulunuyor ve Ctrl S. Deneyeceğim tekrar. Bakın çalışmıyor. Yani çalışmaması normal. Niye normal? Şimdi ben tekrar programımı derledim mi? Derlemedim. Hep CSHTML'i çağırıyordum. CSHTML'leri direkt çağırabilirsiniz. Ama eğer nokta .cs dosyasında bir değişiklik yaptıysanız tekrar programınızı derlemek zorundasınız. Çünkü bundan bir DLL çıkıyor. Bu DLL'i kullanacak. O zaman programımı durdurup tekrar çalıştırıyorum. Eğer bir CS dosyasında değişiklik yaptıysak tekrar sıfır değil, öyle mi? 0.2. Evet, ayrı bir dosyadan gelen veri. Bakın. C# sunucu saatini bu sefer ayrı bir dosyadan CS dosyasından çektik. Ve bu ayrı çalıştırma da çok çok önemli. Şimdi geldik. Bakın istenmiş tarafında çıkan sonuca. Şimdi iki tane basit örnek yaptık. Şimdi diğer örneklere adım adım geçeceğiz. Söz dizimden başlayıp diğer konuları da göreceğiz.